Herkese merhaba. Bugün 25 Eylül 2020 Cuma. Haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Cuma, haftanın son çalışma günü, kapkara bir gün olarak başladı. Her gün operasyon var Türkiye'de. Avukatlar, cemaat soruşturması kapsamında alınanlar, DHKPC soruşturması kapsamında alınanlar, her gün fevç alınan HDP'liler, Kürt siyasetçiler. Fakat bugün çok büyük bir operasyon. Özellikle Kürt siyasetçilere, bilinen Kürt siyasetçilere çok büyük bir operasyonla uyandı Türkiye. Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan hareketi falan gibi sunuluyor iktidar manşetlerinde. Belli ki bu defa yeterince düşmanlaştırdık, artık operasyon vaktidir, yürüyelim demişler ya da dediler. Sabah ilk haber, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin evinde polis aramasıyla düştü önümüze ki Kars Belediyesi kayyım atanmayan son belediyelerden biriydi. Ayhan Bilgen belki de her günü son hizmet günü olarak çalışıyordu. Yine Altan Tan bir tweet attı. Şu an Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere gözaltına alınıyorum diye. Altan Tan'ın da gözaltına alındığını öğrendik Ayhan Bilgen'den sonra. Hemen akabinde Alp Altınörs, Nazmi Gör, Ali Ürküt, Ayla Akat Ata eski milletvekili, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder ki HDP'nin en önde gelen isimlerinden, Gülfer Akkaya, Beyza Üstün'ün de gözaltına alındığı haberleri geldi. Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alınıp zırhlı araca kondu. Bir cani muamelesi görüyorlar ve alkışlarla Ayhan Başkan seninle gurur duyuyoruz alkışları altında Karslıların götürüldü. Toplam 82 kişi hakkında eski HDP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı deniyor. Tuhaf bir şey, bu 2014 Ekim ayındaki, yani bundan tam 6 sene önceki Kobani olayları gerekçe gösterilerek yapılan bir gözaltı operasyonu. HDP açıklama yaptı. Partimize karşı başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında savcının saraydaki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloku kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek açıklaması yapıldı HDP'den. Evet, Yüksel Kocaman o saraydaki savcı evlenip yeni eşiyle beraber saraya giden savcı. Sadece bu değil, İsimsizler Hareketi soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakan Gülseven de onlardan biri, yazar Temel Demirer, avukat Tam Erdoğan, Taylan Kulaçoğlu'nun kardeşi Özen Kulaçoğlu'nun da bulunduğu birçok kişi, aralarında bulunduğu birçok kişi ev baskınlarında gözaltına alındı. Gazeteci Zeynep Kuray'ın da evine baskın düzenlenmiş ancak Zeynep Kuray evde değilmiş. Evet. HDP'den üst üste açıklamalar geldi. Deva Partisi gibi bazı tam CHP kurumsalı değil ama CHP'den bazı vekillerden açıklamalar geldi. MHP'den sert açıklamalar geldi. Mesela MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katile katil, haine hain diyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunlardan soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz dedi. Böyle de muazzam bir şey var. Bir hala nefret şeysi devam ediyor. AKP'den kopan, partileşen Gelecek ve Deva Partileri yönetici veya milletvekili nezdinde tepkilerini gösterdiler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de HDP'ye yönelik operasyon sindirme ve gündem değiştirme amaçlı demiş. Bir şey demeyeceğim Özgür Özel'e. Yani bugün gündemi değiştirdiler. Bugün bunu yaptılar. Yarın biz gene işimize bakarız. Yarın kendi gündemimizde yürürüz mü demek istiyor. Bu insanlar hele bir tutuklansın, ondan sonra işimize bakalım mı diyor.
Her neyse. O arada Kars'ta gözaltına alınan Ayhan Bilgen Ankara'ya götürülmüş efendim. Bir intikam operasyonu olduğu açık. Elbette yemeyip içmeyip Cumhuriyet Başsavcılığı BBC canlı yayın ekranından getiriyorum, BBC Türkçe'nin. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksel Kocaman, bu sarayda fotoğraf veren, birazdan göreceğiz. 7 HDP'li hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek demiş 7 HDP'li milletvekili hakkında. MHP'nin katkısıyla onu da düşüreceklerdir. Onlar da yakında gelecek. Kılıçdaroğlu bir son dakika tepkisi vermiş. HDP eş genel başkanı Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını iletmiş. Evet. Kılıçdaroğlu demiş ki muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı. Bu tür saldırı ve operasyonlar iktidarın her alanda sıkışmışlığıyla bağlantılı demiş efendim. Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek. İsimler burada var. Bir kere daha söylüyorum. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, MYK üyesi Alp Altınörs, eski sözcü Günay Kubilay, Ayla Akat Ata, Perihan Koca, Dilek Yağlı, Ali Ürküt, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi de gözaltına alınmış. Evet. Başsavcılığın açıklaması burada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ismini yazmamış vatandaş Yüksel Kocaman. Evet. Halen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir diyor. Sadece bu değil. Berivan Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı bağlantılı olduğu iddia edilen Feyyaz Ö, Avusturya istihbarat makamlarına başvurarak Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'a suikast düzenleme planını itiraf etmiş efendim. Yeni haber bu da, dün evvelki günkü haber. Ahval sitesine konuşan Berivan Aslan, Türk basını ve belli çevreler tarafından olay asılsız gibi gösterilmeye çalışılıyor ancak suikast planı gerçek. Planla ilgili bizzat Avusturya istihbaratı tarafından bilgilendirildim. 9 gündür polis koruması altındayım. Ha, olay yeni de değil. Olay bu haber 23 Eylül'de çıktı. Demek ki 11 gündür, 12 gündür Berivan Arslan polis korumasında. Bu olay 2 gün önce çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı Feyyaz Ö, Avusturya istihbaratına başvuruyor ve Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Arslan'a suikast düzenleme planının içindeyim diyor. Ve böylelikle de Berivan Arslan bir suikastten kurtuluyor ve polis koruması veriliyor. Akla Avrupa'da yapılan diğer operasyonlar, Paris'te 3 Kürt militanın öldürülmesi ki MİT operasyonudur o, geliyor. Başka operasyonlar da geliyor. Evet. Çok acayip bir gün yaşıyoruz bugün. Gerçekten facia, operasyon, felaket haberleriyle başladım. Berivan Aslan'a büyük geçmiş olsun. Kendisini ifade etmek isterse her zaman kanalımız, ekranımız, mikrofonlarımız açık. Çok sıcak bir başka olay. Nordic Monitor, İsveç çıkışlı bir haber platformu, yayın platformu, Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt, dün öğleden sonra, 2 saat önce geçen haber bu, dün öğleden sonra evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonrası tedbiren hastaneye götürülen Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi diyor. Evet, Abdullah Bozkurt, bu gazeteci meslektaşımız ve işte aldığı darp izleri. Büyük geçmiş olsun.
Olay sonrası basın açıklaması yapıyor. Saldırıyla verilmek istenen mesajı aynen iade ettiğini belirtiyor. Nordic Monitör'ün Türkiye'deki hukuksuzlukları dünya kamuoyuna anlatmaya daha kararlı şekilde devam edeceğini söylüyor Abdullah Bozkurt. Şimdi bu açıklamayı dilerseniz kendi ağzından aynen iletiyorum. Abdullah Bozkurt saldırının ardından ne dedi? O videoyu ekrana getiriyorum. Dün benim için çok da sürpriz olmayan, aslında beklediğim bir olay başıma geldi. Onu sizlerle ben paylaşmak istiyorum. Saat 2.30 civarı öğleden sonra evden çıktığımda hemen köşeye döner dönmez arkadan birisi yaklaşarak hızlı bir şekilde itekleyerek beni yere yuvarladı. Daha sonra iki kişi de buna katılarak beni darp etmeye başladılar ve bu saldırı bir müddet devam etti. Daha sonra kaçtılar. Ben hemen polisi aradım. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Gerekli soruşturmalarını, görüşmelerini yaptılar. Ellerinden gelen bütün araştırmaları yapacaklarını ifade ettiler. Daha sonra onların tavsiyesi üzerine acile gitmek durumunda kaldım. Çünkü saldırıdan dolayı sağımda solumda ciddi kanamalar vardı. Ve orada gerekli acil müdahaleleri yaptılar. Daha sonra evime döndüm ve tekrar işime devam ettim. Çünkü biliyordum ki bu saldırının amacı beni yazdıklarımdan, konuştuklarımdan, Türkiye'deki haksızlık ve hukuksuzlukların özellikle devlet kurumlarının, başta istihbarat örgütü olmak üzere yapmış oldukları yanlış işlerin deşifre edilmesinden rahatsız olan kesimlerin bir organizasyonun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Mesajın da bu olduğunu aslında anlıyorum. Bunu da reddediyorum bir anlamda. Çünkü amaç yurt dışında olsanız bile biz size ulaşabiliriz. Uzun kollarımız sizi her yerde bulur. Ve gerekirse de öldürmeye varıncaya kadar tehditlere muhatap kaldığımı zaten biliyorum. Ama bunları kabul etmediğimi, yani yazmaya, çizmeye, ifade etmeye, Türkiye'deki haksızlık ve hukuksuzluğu özellikle uluslararası platformda İngilizce diliyle ifade etmeye devam edeceğimi söylüyorum. Bu bir anlamda sadece benim şahsıma yönelik bir saldırı değil, benim şahsımda diğer bütün muhalif gazeteciler, özellikle Nordic Monitör adı altında 2 seneye yakın devam ettirdiğimiz ve çok özel haberlere imza attığımız yazıların durdurulmasını istiyorlar. Biz bunu devam edeceğiz. Bir kere daha büyük geçmiş olsun Nordic Monitör Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt, görüyorsunuz. Kendisi her şeyi ifade etti. Siz yurt dışında da olsanız biz sizin peşinizdeyiz ve biz size işte böyle gözdağı veririz ve size işte efendim çok yakınız. Her şeyi yapabiliriz size diyorlar. Mesaj açık. Çok üzücü. Büyük geçmiş olsun. Elbette yurt dışında yaşayan gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler açısından da bulundukları ülkede güvenliklerinin sağlanması açısından da önemli. Nasıl bir dünya, nasıl bir döneme girdik? Evet, bugün Abdullah Bozkurt, dün Berivan Arslan ve evet HDP'ye operasyon. Arzu Yıldız demiş ki 2020 Kürtler için tarih hiç ilerlemiyor. Kişiler değişiyor, fotoğraflar değişmiyor. Kerim Has demiş ki Ankara'daki iktidar ve bileşenlerinin kendi siyasi bekaları için Türkiye'de iç savaş çıkarmaya hazır olduklarına bugün bir kez daha ikna oldum. Acilen kabileci hukuk savunuculuğundan vazgeçip hukuku herkes için istemek şart. Aksi daha fazla hukuksuzluk, acı ve yıkım demek. Birazdan bu konuya döneceğim. Sırada CHP'li başkanlar var. Yayının başından beri duruyor. Ona girmesem olmaz, neden böyle bir başlığı attın, hiç de bu konudan bahsetmiyorsun diyebilir seyircilerimiz. Sıcak siyasetin dışında kalın uyarısı bugün Hürriyet'in haberi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara İstanbul Belediye Başkanlarının sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacağını söyledi ve şu talimatı veriyor belediye başkanlarına. Belediye başkanlarımız belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini
yönettikleri kente verecekler. Bunu istiyorum ben. Ekrem Bey de başarılı olacak, Mansur Bey de başarılı olacak. Şu aşamada bir cumhurbaşkanlığı tartışması doğru değil. Ekrem Bey ve Mansur Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylar arasında gösterilmeleri, kimi araştırmalarda Ekrem İmamoğlu'nun, kimi araştırmalarda Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimali ve aday olursa alacağı puanlar çokça göze sokulunca veya çokça gündeme gelince elbette bu sarayı da ürküttü. Diğer CHP'li belediye başkanları için, mesela İzmir'deki Tunç Soyer için veya Antalya Belediye Başkanı için veya diğer CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı için, Büyükerşen, onlar için böyle bir şey söz konusu değil ama özellikle Ekrem Bey ve Mansur Bey'e dikkat çekiyor burada da. Diyor ki yaklaşıyor bize yaklaşmakta olan. Aman dikkat. Sıcak siyasete girmeyin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru almayın. O soruları geçiştirin. İşinize bakın, hizmetinize bakın. Sıcak siyaset konusunda taraf olmayın. Sarayı kızdıracak iş yapmayın. Bak aldılar HDP'lileri. Sahip de çıkamıyoruz. Yanlarında da duramıyoruz. Karşı da gelemiyoruz. Bir şekilde işte dokunulmazlıkların kaldırılması şeyine oy verdik. Selahattin Demirtaş ve arkadaşları içeri alındı. Onda da kabahatimiz büyük. Bir türlü toparlayamıyoruz. Düğmeyi baştan yanlış iliklediğimiz için bir de sonra da arkası geldi. Şimdi sıra bizde. Neden sıranın CHP'de olduğunu birazdan göreceksiniz. İlgili kupürleri getireceğim karşınıza. İlgili dayanaksız bir şey söylemiyorum yani. Daha ne desin Kılıçdaroğlu? Aman dikkat edin. Başkanlıklarınızı koruyun. Belediye başkanlığının görev yetkileri neyse orada kalın. Sıcak siyasi tartışmanın içine girmeyin. Cumhurbaşkanıyla polemiğe girmeyin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna falan asla girmeyin. O 2023'teki mesele. Ben sizi orada otururken görmek istiyorum. Bir gün sizi almışlar götürmüşler, gözaltına almışlar. Bir gün yerinize kayyım atamışlar. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Zaten size hınçlılar, size kinliler, size garez besliyorlar. Sizi bir şekilde indirmenin hesabını yapıyorlar. Aman onların eline alet vermeyin. Peki, soru. Sadece soracağım, cevabını vermeyeceğim. Peki böyle yaparlarsa iktidar hışmından kurtulurlar mı sizce? Kriz değil, buhran var demiş. Kılıçdaroğlu'yla başladık, onunla devam edelim. CHP liderinden ekonomi yorumu karardan getirdim. Şu anda bir ekonomik buhranın içindeyiz diyor. Kriz yok. Resmen buhran var. Doğru. Doğru. Bu Kasım Aralık aylarında daha insanlar iliklerine kadar hissedecekler. Şimdi CHP'li başkanlar var sırada derken boşuna söylemiyorum. Bugünkü Akit'in manşeti. Her gün iktidar medyasında benzer başlıklar var. Ben örnek olsun diye getirdim. İçeride ihanet, dışarıdan içeriden ihanet, dışarıdan saldırı. Genel götürdükleri politika bu. İhanet edenler kimler? Fotoğrafları burada işte. İçeriden ihanet derken. Akşener ve Kılıçdaroğlu. Yani her türlü sizi alacaklar. Her türlü düşmanlaştırılıyorsunuz. Her türlü terörize ediliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın boş. Bakın. Her gün, ben getirmiyorum burada. Her gün muhatap oluyorum. Sayfa sayfa, sabahından akşamına, Akit'ine, Yeni Şafak'ına falan varıncaya kadar. Hatta Hürriyet'e, Milliyet'e varıncaya kadar. Onlar da artık geri durmuyorlar. Köşe yazarlarında, sayfaların içinde HDP'ye kaptırılan çocuklar, annelerin çığlığı, cemaatçiler şöyle, HDP böyle, Kürtler böyle. Tam anlamıyla aylardır, yıllardır dağa çıkan çocuklardan annelere, oradan şehitler üzerinden duygu sömürüsüne, işte hiçbir şey bulamazlarsa iki tane şehit ailesi bulup o şehit aileleriyle kabristana gidiyorlar ve oradan bir röportaj patlatıyorlar. Her gün ama böyle. Bu ekranlarda da böyle. 7/24 bütün 50 tane kanalda da bu propagandayı yapıyorlar. Propaganda 7/24. Sonra bu manşetler zaten ortada. Daha sonra ne Akşener, ne Kılıçdaroğlu, ne öbürü, ne beriki. Geliyor gelmekte olan, yani sıra sizde. Şimdi diyorlar ki bizim meselemiz HDP ile CHP kenarda dursun. Hep böyle dediler. Bizim meselemiz şunlarla bunlar kenarda dursun dediler. Şunların icabına baktılar, sonra sıra bunlara geldi. Bakın bizim meselemiz Cumhuriyet'le sözcüğüyle değil dediler. Bizim meselemiz işte zamanla dediler mesela. Samanyolu'yla dediler. Sonra döndüler Cumhuriyet'e sözcüğü operasyon yaptılar.
Hep böyle. Simge fotoğraf. Solda Sırrı Süreyya Önder, sağda Kayseri Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Evet. Altantan'ın son mesajı. Şu an Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere gözaltına alınıyorum. 6.19 itibariyle sabah Türkiye saati bu. Ve bu savcı işte. Soldaki. Ortadaki ve sağdaki olamayacağına göre. Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Her şeyi ortadakinin talimatıyla yapan adam. Pınarhisar savcısıyken Erdoğan Pınarhisar cezaevinde, oradan başlıyor ilişki ve Erdoğan'ın tekrar siyasete dönmesi, AKP'nin iktidara gelmesiyle de basamakları birer ikişer atlıyor. Evet. Nikahında da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, nikah şahitleri arasında bir düzin adam var, biri de o. Evet. Kerem Altıparmak demiş ki HDP operasyonunun amacına ilişkin çeşitli görüşler var. Bir tahminle katılayım. Ahim Büyük Daire Demirtaş kararı yıl bitmeden çıkacak. Muhtemelen sonuçları sadece Demirtaş'la sınırlı kalmayacak. Büyük bir operasyonla o kararın uygulanmaması için gerekçe üretiliyor olabilir demiş. İhtimal. İhtimal yani. Ufuk Uras demiş ki mecliste Kobani olaylarıyla ilgili araştırma önergeleri reddedildi. Ölen 53 yurttaşımızın 47'sinin HDP üyesi olduğu gizlendi. Kobani'ye IŞİD saldırılarına yönelik duyarlılık çağrılarına yanıt verilmedi. Tabii ki bütün cinayetler ve katliamlar ortaya çıkarılsın ama bu rezalet nedir demiş. Yani işte kurt kuzuya göz koyduktan sonra bahanesi çok olur. Ne diyeyim ben yani, şimdi tabii Kobani olayı ne olmuştu, neydi, çözüm süreci, onu anlatmaya, yani onu izah etmeye gerek yok yani. İlhami IŞİD paylaşmış, bu fotoğraf Kobani olaylarından 5 ay sonra çekildi. Başka çözüm yoktur diyor. Doğru, bu fotoğraf 2015 özür dilerim Şubat ayına ait bir fotoğraf. Yeni Şafak demiş ki 2014 Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona CHP'den tepki gecikmedi diyor bak. Yeni Şafak. Ses tabii ki CHP'den geldi diye de böyle bir kolaj yapmış. CHP'li başkanlar var sırada. Geliyor gelmekte olan. Artı bir de şöyle de bir şey var. Yani kimseyi tepki veremez hale getirme. Bu cemaat operasyonlarında da böyleydi. Kürt operasyonlarında böyle. DHKPC operasyonlarında böyle. Aklınıza gelebilecek bütün operasyonlarda böyle. Öyle bir şeytanlaştırma yapılıyor ki kimse tepki veremez hale geliyor. Tahliye olduğunda da kimse sahip çıkamıyor veya kimse seviremiyor. Hatta taşlayanlar oluyor. Mümtaz Ertürkönen'in tahliyesi gibi birazdan bakacağız. Bu bir cinayettir. Yeni Yaşam manşetten Kürtçe mevlüt okuduğu için 7 yıl 8 ay ceza alan, 3 yıldır tutuklu bulunan Ali Boçnak 80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti. Ağır hasta olmasına rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir demişti. Hasta olmasına gerek yok. 80 yaşındaki bir insan cezaevinde kalamaz. 80 yaşındaki bir insan cezaevinde kalamaz arkadaş. Kürtçe mevlit okudu, tutuklandı. 76'sında ölüme mahkum edildi. Tahliye edilmesi gerekiyordu. Bir yılda 4 tutukluya mezar oldu demiş. Ağrı Patnos L tipi kapalı cezaevi. Sadece orası. Evrensel. Evrensel gene helikopterden atılan vatandaşın fotoğrafını yayınlarken gözleri buzlamış ama yani o gözleri buzlamamanız gerekiyor. Orada dehşet verici görüntü o yani. Sabahtan bir alıntı, Sabah gazetesinin Twitter hesabından. Terör güvenlik uzmanı Başbuğ demiş ki, Coşkun Başbuğ, kimse artık. Cumhuriyet tarihindeki en büyük isyan girişimine yönelik bir operasyon demiş. Şimdi A Haber'in şeyine bakıyorsunuz zaten, KJ'sine. 6-8 Ekim faillerine operasyon falan 6 sene sonra. Her neyse, yani büyük bir şey hesaplanıyor, büyük bir şey planlanıyor. Yani büyük bir operasyon var, büyük bir bitirme harekatı esasen. Cumhuriyet tarihindeki en büyük isyan girişimine yönelik bir operasyon.
Yeni Asya'da İbrahim Özdabak savunmanın ağzı nasıl kilitlenmiş? Söz savunmanın isimli bu karikatürle resmetmiş. Geçelim Mümtazer Türkönen'in tahliyesine. 4 yıl küsür haftadan sonra Mümtazer Türkönen'e tahli oldu efendim. Tek yaptığı yazmak, çizmek, konuşmaktı ve bundan dolayı zaten fikirlerinden dolayı içeride tutuluyordu. Ama buna muhalif cephe sevinmedi ve hatta onu içeri aldırmak için kampanya yapıyorlar. Mesela Tele1'in attığı tweet, Bahçeli Çakıcı'dan sonra Mümtazer Türkönen'i hapisten çıkardı. Muharrem İnce, hekimler yargılansın, FETÖ'cüler tahliye edilsin. Cumhuriyet de bunu almış, Türkönen'in tahliyesine çok sert tepki. İşte Oda TV'ciler de çok bu işe canları sıkılmış. İşte diyor ki Türkönen üzerinden FETÖ Ergenekon balyoz kumpazlarında rol alarak açıktan saldırıya geçmemiş miydi diyor. Yani bunlar diyor hepsi diyor bizi diyor hepsi diyor aynı torbaya koyacağız ve bunlar içeride ölecek. İçeride ölsünler. Yani şey bu. Mutlu olmuyorlar. Devleti öldürmeye kalkan demiş Murat İde. Türkönen için. Yazgül Aldoğanlar'da askeri öğrencilere müebbet, bu serbest. Ya askeri öğrenciler de çıksın, bu da çıksın. Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir şeydir yani? Acayip bir şey. Kendileri gibi düşünmeyen insanlar içeride ölsün istiyorlar. Böyle bir faşizm olamaz yani. Adam düşüncelerinden dolayı içeride ve sen de düşünce hürriyetini savunuyor musun? Savunmuyor yani. Gerçekten demokrat, özgürlükçü olsalar böyle bir şey olmaz. Zaten fikirlerine katılmasan da o insanın fikirlerini savunması için özgür kalması gerektiğini, dışarı çıkması gerektiğini düşünmen lazım. Ben Oda TV'ciler için böyle düşünüyorum ve istedim gerçekten yürekten de hem İki Barış'ın, hem Müyesser Hanım'ın, hem diğer tutuklananların hepsinin tahliyesini istedim. Kim varsa. Müyesser Yıldız boşuna yatıyor içeride. Ve niye yattığını Oda TV'ciler çok iyi biliyor. 15 Temmuz'un üzerine gittiği için. Nordic Monitör'ün genel yayın müdürü de onun için saldırıyor orada. 15 Temmuz'un üzerine gittiği için İsveç'te buldular ve saldırdılar yani. Abdullah Bozkurt. Yani sen zaten seninle aynı düşüncedeki bir insanın çıkmasından, tahliye olmasından dolayı mutlu olursun. Mühim olan aynı şekilde düşünmediğin insanlar için de bunu talep etmek. Kıymetli olan o zaten. Ama kime neyi anlatıyorum ben? Çok iyi biliyorlar da. Orhan Uğuroğlu hukuk mu, guguk mu demiş. Yeni Çağ'ın galiba Ankara temsilcisi. İyi Parti'ye yakın. MHP'lisi, İyi Partilisi fark etmiyor. Böyle bir de ters çakanlar var. Mesela darbe soruşturmalarında Ergenekon balyoz döneminde avukatlık yapıyordu. O günden kalan bir şeysi var yani içinde. Bir nefret suçu bu yani. Bir nefreti var yani Hüseyin Ersöz. Baktığınızda görürsünüz yani geriye doğru çizgisine baktığınızda da görürsünler. Müyesser içeride bu akşam serbest bırakılan filan. Yani ters çakıyor yani. Mesela Özlem Gürses de son dakika falan filan silahlı terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan falan diye böyle. Yazık, bizim kuşağın gazetecilerinde de bu şeyi görünce şaşırıyorum yani. Yani yeri gelince demokrat, özgürlükçü, fikir hürriyeti filan böyle Paris'ten kareler paylaşıyorlar, Londra'dan işte LGBT, öbürü, beriki, neyse. Yani çok tuhaf yani. İşte film önerilerinde bulunuyorlar. Netflix'te şu belgesel, aman şu ustanın şöyle bir şeyi, aman bilmem nerede şöyle bir dinleti filan. Bakıyorsunuz muazzam entelektüel bir şey. Ankara'ya, İstanbul'a döndüklerinde gömerim hepsini. Çıkmasınlar bunlar, kafayı kaldıramasınlar. Ne iddianamelere bakıyorlar, ne suçlamalara bakıyorlar. Bunların alayı da devlet düşmanı. Kafalarını kaldıramasınlar. Ya baksana dosyasına ne yazmış, ne yazıyor dosyada, neyle suçlanıyor, gerekçe ne? 4 tane yazı, 4 tane tweet veya bir gizli tanık ifadesi, ne üdüğü belirsiz. Metin Solmaz çok güzel koymuş. 4 yaş bilgisi diyor. 4 yaş bilgisi.
Daha okul çağı bile değil yani, anaokulu bilgisi. Mümtazer Türkönen'in çıkmasını iyi bir durum olarak görmek için Mümtazer Türkönen'i sevmek gerekmiyor. Türkönen'in çıkmasını iyi durum olarak görmek için Türkönen'i sevmek gerekmiyor. Bu kadar. Ayhan Bilgen, Cumhuriyet'in bu Muharrem İnce üzerinden tahliyeye çakması tweetine şu mesajı yazmış. Şu anda gözaltında, Ankara'ya getiriliyor veya getirildi. İnsanların neden tahliye edildiklerinden çok neden hala yüzlercesinin cezaevlerinde tutulduğunu dert edinmeliyiz. Esas olan özgürlük olmalı, yoksa usul tartışması anlamsızlaşır. Gene gecenin başka bir gelişmesi, TR724 özel haber, eski milletvekili İlhan İşbilen COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 74 yaşında. Ankara Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi Pandemi Kliniği, beynine pıhtı attığı durumunun ağır olduğu söyleniyor. Sincan cezaevinde mevcut durumda 40-50 civarında COVID-19 hasta olduğu da iddialar arasında. O arada Aydınlık bir Rusya'ya şirin görünüyor, bir Çin'e görünüyor. Şimdi de Çin Komünist Partisi ile Doğu Perinçek video konferans yapmış efendim. Görüşmeye Ethem Sancak da AK Parti adına gözlemci olarak katılmış. Ethem Sancak eski Mao'cudur. 70'li yıllardan. Doğu Perinçek de eski Mao'cudur. Orada eski Mao'cu kardeşliği var. Ethem Sancak ile Doğu Perinçek arasında. Fakat 40 sene geçiyor ve hiçbir şey değişmiyor. Düzlemleri farklı olsa da Çin Komünist Partisi ile toplantı yapıyorlar efendim. Burada yaklaştırayım görün. Görüşmede Ethem Sancak AKP adına gözlemci olarak bulundu ve bir konuşma yaptı diyor. Bir gün ilaç ve aşıda kriz, tedarikçiler önlem alamazken yurttaşlar aşı için sıraya giriyor. İlaç şirketlerine ödemeler yapılmıyor. ABD elçisi sevkiyatın durabileceği tehdidinde bulunduğu iddiaya göre sadece tanıdığı olanlar borcunu tahsil edebiliyor. Grip aşısında da kuyruk başlamış efendim. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Son birkaç münferit haberle toparlıyoruz yavaş yavaş. Yeni Asya sormuş. Fatih projesi ne oldu? Yani Allah'tan Yeni Asya sormuş. İşte öğrencilere ücretsiz tablet dağıtma projesi 2010 yılında başlatıldı. Hatta 2013-2014 seçim döneminde de dağıtıyoruz. Böyle bir de yalandan 50-100 tane öğrenciye dağıtıp geliyor arkası dediler. Seçim geçtikten sonra unuttular. Sonra bir daha da hiç de dönmediler yani. Kimse de sormuyor. Sayın Bakanım ne oldu bu Fatih projesi falan? Yasak. Gazete Pencere'den bir karikatür. Zarrab balyozu böyle gidiyor geliyor. Neyse artık şeysi. Ne deniyor bu sallanan şeye bulamadım. Bunu arada bir böyle sallıyorlar. Bir heyecan, bir macera ama bir şey olduğu yok. Evet, böyle bir sallanıyor, duvara sıkıştırıyor politikacıları ama sonra tekrar dönüyor. Güzel çizmiş Bülent Çelik. Gazete Pencere'den bu karikatür. Agos nefret söylemi zehirliyor demiş. Medyada nefret söylemi ve ayrımcı söylem 2019 raporu. Daha önce bu rapora atıfta bulunmuştum ama Agos'un bugün çıkan sayısında manşet olduğu için bir kere daha gündeme getireyim. Nefret söylemi Ermeniler, Suriyeliler, Yunanlılar, Rumlar falan diye sıralanmış. Doğrudur. Evet, hepsine dönük bir nefret söylemi var ama yahu arkadaş, en büyük nefret söylemi şu anda cemaat mensuplarına ve Kürt siyasetçilere ve Kürt siyaset paydaşlarına ve Kürtlere tabii, anti parantez. En büyük nefret söyleminden bunlar nasibini alıyorlar. DHKPC üzerinden Aleviler nasibini alıyor. Yok. Elbette yani bir avuç kalmış Ermeni cemaati, Agos gazetesi yayınlarını büyük bir saygıyla takip ediyorum. Yaşasın, yaşatılsın. Fakat yani şu anda ilk sırada Ermeniler değil yani. Shalom gazetesi manşetinden eşitlik savaşçısı Ginsburg'un vefatı dengeleri değiştirecek demiş. Evet. ABD Anayasa Mahkemesi üyesi ki ABD Anayasa Mahkemesi'nde üyeler hayat boyu seçiliyor.
Şu anda denge 5'e 3 durumda. Eğer Trump birini oraya atar ve bunu seçtirirse 6'ya 3 olacak ve 30-40 yıl boyunca herkes ölene kadar da kaldığı için 30-40 yıl boyunca denge cumhuriyetçilerden demokratlara dönmeyecek. Ama eğer Biden kazanır ve Biden'ın adayı yüksek mahkeme üyesi olursa denge 5'e 4 olacak gene. Gene kritik bir dengede olay yürüyecek. Bu yönde hesaplar yapılıyor. Bakalım iş nereye gidecek. Daha Amerikan seçimlerini çok konuşuruz. Hele Ekim ayı, aman Allah'ım. Herhalde her gün onu konuşacağız veya bir pencere açacağız. Seçim işlerine karışmayın. Amerika'da işte Meghan Markle'la Prens Harry sarayla ilişkilerini koparıp yeni bir hayat kurmuşlardı kendilerine. Amerika, Kanada ülkelerinde. Her iki yerde de adresleri, ikametleri var. İşte İngiliz gazeteleri ayar veriyorlar. Seçim işlerine karışmayın, Biden'ı desteklemeyin, Trump'a tavır almayın falan filan diye. Kraliçe de kızdı diyor burada haberde. Ama yani kraliyet de yollarını ayırmışlar. Siz de her şeyini kestiniz, ünvanlarını söktünüz. İşte ne bileyim, ödenekleri kesildi. Şöyle artık kendi ceplerinden harcıyorlar falan. Dolayısıyla o konuda da herhalde özgür hissediyorlar kendilerini. Aa, Pelosi'yi unuttuk. Pelosi şimdi Amerika seçimleri mahkemeye doğru gidiyor. Çünkü herhangi bir anlaşmazlık, herhangi bir kaos veya şey durumu olur mu Amerika? Yani siz görevi bırakır mısınız seçimi kaybederseniz falan gibi sorular soruluyor Trump'a. Trump mahkemede biter dedi. Trump zaten bir önceki seçimde de Hillary Clinton'ın kazanması durumunda mücadeleye devam edeceğini söylemişti. Dolayısıyla bir de şöyle bir avantajı var. Sonuçları tanımamak, başkanlık yetkilerini kullanmak, neticede yani 2 ay daha orada oturacak Kasım Aralık boyunca, hatta Ocak ortasına kadar topal ördek muhabbeti var. Dolayısıyla hani başkanlık yetkileri, topal ördek falan kim dinler? Ben başkanım, burada oturuyorum, yetkilerim devam ediyor yıl sonuna kadar diyecek. Her şeyi yapabilir, göreceğiz. Karakolluk olacak, evet. Amerikan seçimleri net görülüyor. Yani burası Amerika demiş Pelosi, Türkiye değil. Temsilciler Meclisi'nin başkanı, ki o da demokratların duayenlerinden. Amerika'da Trump'ın tezlerine veya laflarına karşılık bir cevap verilirken Türkiye örneği veriliyor. Burası Türkiye değil, burası Amerika deniyor. Türkiye'nin düştüğü hali de anlatması açısından önemli. Euronews'ta vesaire Türkçe olarak da detaylı şekilde bu haberin ayrıntıları var. Bakarsınız. Haluk Özdalga sormuş. Neredeyse 6 ay oldu. S-400'ler işletmeye alınmıyor. Depoda çürümeye terk edildi. Ödenen para 19 milyar TL. Milletin parası. Hesabını kim verecek diyor. İstanbul'da 4.2'lik korku. Evet, İstanbul gene sallandı dün. Fakat şu daha önemli. Naci Görür paylaşmış. Arkadaşlar, Marmara'da 4.3'lük depremi görüyorsunuz. Minimum 7.2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fayın üzerinde yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir demiş. Aman aman aman. Çok kötü haber var. Elden gelse de şu biraz ötelense, ertelense ve o arada İstanbul depreme karşı önlem alabilse diyelim. Aman. Haftayı kapatıyoruz. İyi hafta sonları herkese. Umarım pazartesi daha iyi bir gündemle karşınızda oluruz diyorum ama işler çok da iyiye gitmiyor. İyi hafta sonları.